Kadın adlı bir dergi çıkarttınız. Öncelikli olarak hedefiniz nedir? Hangi amaçla çıkarttınız? 8 Mart'la ilgili bir organizasyon planlarken nasıl bir çalışma yapalım, ne yapalım diye aktif çalışan arkadaşlarımız var, gençlerimiz var bize destek olan. Aslında bir bülten gibi bir şeydi. Hazırlasak, dağıtsak, kadın kolları başkanlarımıza illere göndersek diye planlama yaparken yazılar istemeye başladık. İsterken alanında uzman akademisyenlerimizden bizim kendi taleplerimiz oldu. Genç arkadaşlarımızdan kaleme almak istedikleri konular oldu. Kendilerinin işte biz de bunları yazabiliriz gibi söylemleri oldu. Sonra biz bunları toparlamaya başladık. Ya 1, 2, 3, 5 derken bir baktık bu iş bültenden öteye gidiyor. Yaklaşık 135-150 sayfayı bulan bir şey, bir arşiv oldu elimizde. Sonra dedik ki bu iş bülten değil. Biz bunu dergi haline getirelim. Ve 8 Mart'lara özel Milliyetçi Hareket Partisi, Kadın Kolları, Kadın Dergisi gibi bir gelenek oluşturabiliriz. Yola çıkarken de şeyi fark ettik. Zaten bildiğimiz bir gerçekti. Birçok alanda, birçok dergide, birçok yerde gündem edilmiş, yazılmış, çizilmiş. Gerçekten tarihsel süreçte kadın konusunda çok ciddi, inanılmaz bir arşivimiz ve zenginliğimiz var. Ya biz bunları hani dillendiriyoruz ama yani işimiz kadın kolları ve kadınsa niye bizim bir dergimiz olmasın ve niye biz bunları gündeme getiriyor olmayalım? Dergideki amaç sonuçta magazinsel bir dergi değil. Biz bunu kadın kolları başkanlarımızın faydalanabileceği, kütüphanelerinde bulunacağı bir arşiv. Çünkü birçok konu işlendi, birçok başlık var fayda sağlayabilecekleri. Ama sonra birçok yere gönderdik. Sadece hani kendi vekillerimiz, MYK üyelerimiz, kadın kolları başkanlarımız, belediye başkanlarımız, yöneticilerimizin dışında da STK'lara, işte vakıflara, derneklere, basına, köşe yazarlarına dedik ki ulaşabildiği kadar insana ulaşsın. Hani insanlar faydalansın. Gerçekten çok güzel bir çalışma ortaya çıktı çünkü. Çok güzel geri dönüşler aldık. Yani insanlar yani baskı, içerik, konular, yazı dilleri, akışları yani her birinden ayrı metiyeler duyduk. Sonra dedik ya biz güzel bir şey yaptık ve birçok insan faydalansın. 8 Mart'ların esprisi de şu, 8 Mart'larda çıkacak ama biz bütün yıl boyunca bunu dağıtmak üzere kendi plan, iş planımıza koymuştuk. Başlığı kadın yaptık. Kadınla ilgili herkese göndermeye çalıştık. Her birime, her vakıf, her dernek. Bir şekilde görüp beğenip ulaşanlar da var. Adresini gönderen yani ya da ulaşmak isteyen herkese bir şekilde ulaştırıyoruz. Çok keyifli bir hikayemiz var. Gelincik diye dergiye bakma şansınız oldu mu bilmiyorum. Bir tarih öğretmenimiz yazdı ve o hikaye bize özel yazıldı. Ve derginin içerisindeki fotoğraflar bizim gene ülkücü gençlerimiz kendi fotoğrafları onların izniyle yani sadece bu dergide kullanılmış fotoğraflarımız var. Diyorum ya hani gerçekten çok ciddi bir mutfağımız ve zenginliğimiz var. Belki de hani süreli yayın haline getirip daha sık da basılabilir. Ama fayda sağlaması bizim için öncelik. Yani şu an herhalde 6 ayda bir işimizi görecek gibi.